Tabii ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak amaç hepimizin, ama önümüzdeki günler bu saldırıyla birlikte yeni saldırılara gebe olur mu sizce bu yaşananların ardından? Bence panik yaratacak şekilde böyle bir iddiada bulunmak şu an için hem erken hem de yersiz. Evet. Şu an yapılmış bir saldırı var. Tabii ki ülke genelinde benzer kritik tesislerde güvenlik önlemleri artırılacaktır. Bunun için talimat vermeye de gerek yok. Zaten bir olay olduysa hemen hemen tüm tesisler, savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere bir tedbir geliştirecektir. Ama ve lakin ben Türkiye'nin bu tip saldırıları savuşturacak kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Nasıl daha önceki terör saldırıları gerekli mukabeleyle sonlandırılmışsa tabii ki bu saldırı da sonuçlandırılacak. Yani bir şekilde jandarmamız özellikle, çünkü oraya ilk müdahale edenler onlar zırhlı araçlarla ve helikopterle, mütakiben polis özel harekatımız gerekeni yapacaktır. Evet. Birçok güvenlik güçleri şu anda bölgede, güvenlik en üst seviyede. Yine NTV ekibi ilk dakikadan itibaren yeni bilgileri bizlerle paylaşıyor. Özen Erkuş hemen zaten TUSAŞ'ta şu anda bölgede konuşlanmış durumda. Özen, neredesin ve nedir yeni bilgiler? Sana bırakalım sözü. Saldırının gerçekleştiği ana nizamiyeye yaklaşık 250-300 metre mesafedeyiz. Buradan daha ileriye gitmemize izin verilmiyor. Çünkü çatışma tam da o noktada, daha doğrusu terör saldırısı o noktada gerçekleştirildi. Hala çok yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu söyleyelim. Tabii öncelikle şunun altını çizelim. Yaralılar var, hayatını kaybedenler var. Bu bilgi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından saldırıdan kısa süre sonra açıklanmıştı zaten, ama kaç kişinin hayatını kaybettiği, kaç kişinin yaralandığına ilişkin net veriler henüz paylaşılmış değil. Bunun altını çizelim. Bir başka iddia, tabii hali hazırda halen içeride saldırganların, teröristlerin olduğu yönünde bazı iddialar var. Çatışmaların devam ettiği yönünde bazı iddialar var. Ama dediğimiz gibi bu konularla ilgili net sarih bilgiler resmi açıklamalarla birlikte gelecek, ama gördüğümüz çok yoğun şekilde buraya güvenlik görevlisi sevkiyatı devam ediyor Burcu. Biz buraya geldiğimiz dakikalarda içerisi tamamen dolu olan bir otobüs dolusu jandarma özel harekat timi buraya sevk edildi. Sonrasında çok sayıda zırhlı araçla yine timler buraya getirildiler. Polis özel harekat birimleri, jandarma özel harekat birimleri yine buradalar. Helikopterler havada turlamalarına devam ediyorlar ki daha önceki telefon bağlantımızda sizlere aktarmıştık. Bu tür saldırılar için özel olarak eğitilen özel operasyon birimi de yine buraya getirilmiş durumda. Tabii ambulans hareketliliği de devam ediyor. Bunu söyleyelim. Biz buraya geldiğimizde olay yerinden uzaklaşan iki ya da bir ambulans vardı sirenlerle birlikte. Buraya gelen ambulanslar da hala var. Bunun altını çizelim. Tabii TUSAŞ çok büyük bir tesis. Bu tesiste 10 binden fazla kişi çalışıyor. Teknisyenler, mühendisler ve bu nedenle de içeride çalışanların yakınlarının da büyük endişesi olduğunu belirtelim. Burada çok sayıda çalışan yakını da bekleyişlerini hali hazırda sürdürüyorlar. İçeriden yakınlarından bilgi alanlar var, bunu belirtelim. Yakınları burada bekleyenlere güvenli bir noktaya alındıkları bilgisini aktardılar, ama elbette endişenin geçmesi kolay değil. Tabii özellikle sosyal medyaya yansıyan çok dikkat çekici görüntüler olduğunu belirtelim. Bu saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli veriler barındıran görüntüler. O görüntülere göre TUSAŞ'ın ana nizamiyesi yakınlarında bulunan otopark alanına bir ticari taksiyle gelen 2 ya da 3 terörist var. Uzun namlulu silahlara sahipler bu teröristler. O taksiden indikten sonra taksi yakınlarında ki taksinin sürücüsünün koltuğunun da boş olduğu görülüyor. O taksi yakınlarında yerde yatan bir kişinin olduğu görülüyor. Teröristlerin ellerinde uzun namlulu silahlarla, sırtlarında çantalarla ateş ederek nizamiyeye doğru ilerlediklerine ilişkin anlar var. Yine o anlarda kaydedilmiş görüntülerde nizamiye yakınlarındaki postaların ulaştırıldığı, kargoların ulaştırıldığı noktanın büyük bir şiddetle o noktada patlama gerçekleştiğine ilişkin kaydedilmiş görüntüler söz konusu. Bunlar bu saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin önemli veriler içeren
görüntüler. Bunun altını çizelim. Tabii endişeyle bekleyen yakınlar olduğunu söylemiştik. Bu çok büyük tesisin içerisinde kreşler de bulunuyor. Çalışanların, çocuklarının olduğu kreşler de var. Çok sayıda kişi onların da güvenliğinden endişeli şekilde bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Ama buraya geldiğimiz dakikayla karşılaştırıldığında biraz daha sakin olduğunu ortamın söylememiz gerekir. Elbette tam olarak bölgenin güvenliği alındı mı? Hali hazırda çatışma devam ediyor mu? Bunlarla ilgili net resmi bir açıklama henüz yapılmış değil ama güvenlik önlemleri en üst seviyede burada alınmaya devam ediyor. Hatta şunu söyleyelim, zaman zaman yayınlarımızı da etkileyen sinyal karıştırıcıların da kullanıldığını belirtmek gerekir. Tabii çok sayıda basın mensubu şu anda burada olay yerine ilişkin, olaya ilişkin bilgileri aktarmaya devam ediyorlar. Açıklamalar geldi. O açıklamalardan biri Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Rabbim bütün mühendislerimizi, araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesi yolculuğundan geri adım atmayacağız ifadesini kullandı. Milli teknoloji hamlesi, milli savunma sanayi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır ifadesini kullandı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tabii ilk açıklamanın İçişleri Bakanı'ndan yapıldığını söylemiştik. Bunun yanı sıra Adalet Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Adalet Bakanı'ndan yapılan açıklamada bir başsavcı vekili ile 8 Cumhuriyet Savcısının bu olayla ilgili, bu saldırıyla ilgili, terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği açıklamasını da yaptı. Bir yandan ambulanslar girmeye devam ediyor şu anda tesislere doğru. Tabii bu ambulansların içeriye girişi hali hazırda orada hala yaralıların olduğuna mı ilişkin yoksa tedbiren mi? Bunu bu noktadan, bu mesafeden tahmin etmek güç. Ama dediğimiz gibi hali hazırda içeride bir terörist olma ihtimaline dönük olarak da operasyonlar devam ediyor. Helikopterlerle bir dizi jandarma biriminin bölgeye sevk edildiğini, indirildiği bilgisini sizlere kısa süre önce vermiştim. Bu çerçevede tabii olay yerinde başka patlayıcı var mı? Sonrasında tuzaklanabilen, sonrasında patlayabilecek, infilak edebilecek başka tehlikeli madde var mı? Bunlarla ilgili de detaylı bir incelemenin yapıldığını tahmin etmek güç değil. Çalışanlar nerede? Aldığımız bilgiye göre de çalışanlar TUSAŞ'ta güvenli alanlara alınmış durumda. TUSAŞ Türkiye'nin en büyük sanayi, savunma sanayi şirketlerinden biri Burcu. Türkiye'nin konuştuğu çok büyük savunma sanayi projelerine imza atan bir tesis. İnsansız hava araçlarından tutun, milli muharip uçak kağına kadar, Hürjet'ten tutun, hali hazırda terörle mücadelede çok sıklıkla kullanılan atak helikopterlerine kadar pek çok ürünün tasarlandığı, üretildiği, yüksek güvenlikle korunan bir tesis TUSAŞ tesisi. TUSAŞ tesisine geldiğinizde içeriye girmeden önce, ki gelmeden önce isminizi bildirmeniz gerekir, içeriye girmeden önce bir noktada kimliklerin değiştirilmesi, üst araması, X-ray'den geçilmesi, çantaların kontrol edilmesi, cep telefonu kameralarının bantlarla kapatılması gibi bir dizi güvenlik önlemi yoğun şekilde rutin olarak uygulanan bir tesisten bahsediyoruz. İşte bu tesise bir ticari araçla gelen teröristler bombalı ve uzun namlulu silahların kullanıldığı bir saldırı gerçekleştirdiler ve bu saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Hala da hareketlilik bölgede yoğun şekilde devam ediyor Burcu.